varını yoğunu bir kimlik mücadelesine adayan insanların şimdi sararmış fotoğraflarda kalan yüzleri, savaş alanlarında bıraktıkları kolları, bacakları, mermiler, top sesleri, kaybolan yaşamlar. Yıl 1921. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu artık tarihe karışmakta, yıllardır bağımsız yaşamak uğruna savaşan yoksul halkına ise hazin bir miras, her köşesi işgal altındaki Anadolu'yu bırakmaktadır. Bu insafsız savaşı kendi vatanında garip dolaşan bu mazlum millet mi başlattı beyefendi? Milletimiz üzerine kinle, ateşle, entrikayla gelenlere karşı yaşama hakkını savunmaktan başka ne yap? Şu anda kadın erkek, sivil asker, sarıklı kalpaklı yüz binlerce Türk Kurtuluş Savaşı veren ordusuna destek vermek için çırpınıyor. Henüz hepsi manasını, değerini tam olarak bilmese bile bu yoksul milletin hukuki, iktisadi, siyasi ve manevi haklarını sırf bugünü geçiştirmek için yabancılara nasıl bağışlayabiliriz? Bir milletin geleceği yabancıların lütfuna terk edilemez. ...1920'den 1923'e uzanan yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun son, yeni bir cumhuriyetin ise kuruluş yıllarıdır. Yunan ordusu İzmir'i işgal ettikten sonra İç Anadolu'ya ilerlemekte ve Ankara hükümetince oluşturulan düzenli birlikler tarafından ilk kez 1. İnönü Savaşı'nda durdurulmaktadır. Ne pahasına olursa olsun gene taarruz! Asıl umutlu günlerse 1 Nisan 1921 günü Metristepe'de kazanılan 2. İnönü zaferiyle başlayacaktır. Artık mağlup edilen yalnız işgal ordusu değil, milletin değişmez sanılan kaderidir. Baskın nasıl olurmuş görürler. İkinci İnönü zaferiyle milli mücadele tarihine geçen 1 Nisan 1921, 2 yıl önce daha farklı bir anlamda gündeme gelerek Kurtuluş, Kemal'in Askerleri adlı bir filmin başlangıcını belirleyecektir. Ne münasebet! İşte buraya kadar açılmış olmamız gerekir. TRT Televizyonu'nun bugüne dek gerçekleştirdiği en büyük yapım olan Kurtuluş, ikinci ününü de başlıyor ve İtilaf devletlerinin Anadolu'yu tamamen terk etmesini kabul eden Mudanya Mütarekesi'ne kadar yaşanan savaşın en sıcak günlerini anlatıyor. Günümüze değin bazı roman ve öykülerin uyarlamaları halinde pek çok filme konu olan Kurtuluş Savaşı ilk kez gerçek ölçeklerde belgesel bir yaklaşımla sinemalaştırılıyor. Araştırması 2 yıl önce başlayıp
Tüm yazılı belgelerin ve meclis tutanaklarının incelendiği senaryoyu Turgut Özakman yazdı. Filmde Türk ve Yunan cepheleri askeri ve siyasi bakımdan paralel olarak İngiliz ve Sovyet cepheleri ise en önemli ayrıntılarıyla işleniyor. Ankara Televizyonu bünyesinde yapımcılığını Mustafa Şen ve Sinan Yakan'ın üstlendiği çekimlerin genel koordinatörlüğünü Ümit Elverici yapıyor. Birer buçuk saatlik 6 sinema filmi olarak tasarlanan dizinin yönetmeni Ziya Öztan. Sürpriz haberi aldım. Ya siz göze tutarız da böyle. Ondan sonra şey yapalım. Elini tutup öbürü iş. ...280 farklı mekan ve 650 sahneden oluşan senaryonun çekimlerinde Nihat Durak ikinci yönetmenliği yapıyor. Özgün müziğini Muammer Sun'un besteleyeceği Kurtuluş'un genel sanat yönetmeni Gürel Yontan. Colin Mille filmin görüntü yönetmeni. Geçen yıl Ağustos ayında başlayan çekimlerde kamera arkasında yaklaşık 80 kişi çalışıyor. Çekim ekibi, yapım, reji, dekor, kostüm, prodüksiyon, kamera, ışık ve set elemanlarından oluşuyor. Kurtuluş'ta 344 oyuncuyla 200 bini sivil, 700 bini askerden oluşan yaklaşık 1 milyon kişi rol alıyor. Başta devlet ve şehir tiyatroları olmak üzere özel tiyatrolarla oyuncu ajansları da hemen tüm kadrolarıyla katılıyor çekimlere. Böyle mi konuş? Dönemin önemli şahsiyetlerinin canlandırılmasında tiyatro ya da sinemayla doğrudan ilişkisi olmayan pek çok sanatçı ve bilim adamı da rol alıyor Kurtuluş'ta. Aşkın kop, hayır. Üç kez devam. Doğruda, hakim. Tamam. Thank you.
Pardon, buradayız efendim. Kaybol, pardon. Savaş sahnelerinin değişmez oyuncuları askerler. Genelkurmay Başkanlığı ilk günden beri yardımlaşıyor kurtuluş ekibiyle ve yüz binlerce askerin teminini kendine özgü ciddiyetiyle gerçekleştiriyor. Çekimler öncesindeki bir yıllık ön hazırlık dönemi çok yönlü ve detaylı araştırmaları içeriyordu. Çalışmaların başında oyuncu kadrosunun oluşturulması geliyordu. Ve bunun için yüzlerce fotoğraf albümü ve katalog incelenerek bağlantılar kuruluyordu. Dönemin tüm gerçek kişi, mekan ve belgeleri fotoğraflanarak çoğaltılıyor, resmi ve özel arşivler inceleniyor ve her şeyin aslına ulaşılmaya çalışılıyordu. Üç ay süren mekan araştırma gezisinde Orta Anadolu ve İç Ege kentleri, köy ve kasabaları sokak sokak dolaşılıyor, eski dokusunu ve özelliğini koruyan mekanlar tespit ediliyordu. Filmde kullanılacak her türlü araç gereç ve aksesuar için Genelkurmay, Jandarma Komutanlığı, Sanayi Bakanlığı, PTT, Devlet Demiryolları, Makina Kimya ve Kızılay depolarında araştırmalar yapıldı. Ve sağlanan malzemeler İstanbul'daki TRT deposuna getirilerek atölyelerde tamir ve bakıma alındı. Döneme ait harita, bayrak, gazete, tabela ve masaüstü gereçleriyle sandalye, dolap, komodin, nöbetçi kulübesi gibi pek çok ahşap aksesuar atölyelerde yeniden üretildi. Binlerce kostümün hazırlanması da çekimler öncesindeki çalışmaların bir başka bölümünü oluşturuyordu. Metrelerce kumaş dokundu, boyandı, biçilip dikildi. Son aşamada da bir dizi eskitme işleminden geçirildi. Sınırlı bir sinema teknolojisine sahip olan ülkemizde, tarihi film projeleriyle birlikte daha da büyüyen atmosfer oluşturma ve mekan sorunları kaçınılmaz biçimde kurtuluşu bekliyordu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi bu aşamada devreye girerek atölyelerini seferber etti. Günlerce kurtuluş için çalışılan atölyelerde
bugün artık asılları yok olmuş ya da kullanılamayacak durumda olan tarihi bazı yapıların modüller halinde yerinde inşasını olanaklı kılan dekorlara hazırlandı. Ayrıca döneme ait uçaklar, otomobiller, kamyon ve top arabalarıyla mekkare, su tankları, rüzgar fanları, sis makinaları, duman ve patlama kazanları yine bu atölyelerde üretildi. İstanbul Kartal'daki bir askeri alanda birebir ölçeklerde kurulan eski meclis binasıyla taş hanın yapımı da Anadolu Üniversitesi'nce gerçekleştirildi. Plato hazırlandığında eski Ulus Meydanı İstanbul'a gelmiş ve o günleri yeniden yaşamaya başlamıştı. İlk Millet Meclisi'nin ateşli oturumlarına tanık olan Ankara'daki asıl bina iç çekimlerde kullanıldı. Bugün müze olarak hizmet veren bina önce eski haline getirildi ve duvarlar aynı konuşmalara yeniden tanık oldu. Bir tarih dönüşümünün öyküsünü izleyeceğiz Kurtuluş'ta. Bir yıldır süren çekimlerde senaryonun büyük bölümünü tamamlayan ekip bugünlerde cephelerde yaşananları ve savaş sahnelerini çekmek üzere Anadolu yolunda. Metristepe, Sakarya, Mangal Dağı, Kocatepe'de bu yaz tarih yeniden canlanacak.